Teşekkür ederim. Aslında ben söz almayacaktım ama burada Lale Hanım'la yaptığımız sohbette mutabık kaldığımız bir konuda kendisi beni sözcü tayin etti. Her ikimiz adına görüş bildiriyorum. Türkiye'nin demokratik geleceği ile ilgili olarak bugünü analiz ederken hep Tayyip Erdoğan'ın isminden hareketle yapılan analizlerin biraz yanıltıcı olduğu kanısındayım. Lale Hanım da paylaşıyor bu görüşü. Çünkü Sayın Erdoğan'ın bugün üstlenmiş olduğu rolün ne kadarının kendine ait olduğu, ne kadarının ona biçilmiş bir rol olduğunu hiçbirimiz tam olarak bilmiyoruz. Biraz daha açacak olursam, bugün aslında Türkiye'de 28 Şubat 2000, 1000 yıl sürecek diyen aktörler yönetim sürecini tayin ediyorlar. Ve Tayyip Erdoğan'ın eliyle aslında sivil bir yönetimin görüntüsü arkasında o zaman yapılması beklenenler, yapılmamış olanlar sürdürülüyor. Tabii bunun da iki önemli hedefi vardı. Biri Kürtlerdi, biri de paralel yapı dediğimiz yapıydı. Tabii diyeceksiniz ki bizzat Erdoğan'ın temsil ettiği milli görüş de bunlardan biri değil miydi? Evet öyleydi ama her nasılsa milli görüş bir biçimde iktidara geldi. Dolayısıyla onunla savaşmak yerine onu kullanmanın daha pragmatik olduğu kanısı hasıl oldu. Sözün kısası bana kalırsa kimin ne yaptığını bir kez daha analiz edersek belki çözüm daha iyi bulunabilir. Bu çerçevede bir de kişisel görüşümü beyan etmek istiyorum. Bu yeni anayasa tartışmalarına bence gereğinden çok fazla anlam yüklüyoruz. Elbette Türkiye'nin hiçbir zaman gerçek anlamda sivil ve demokratik bir anayasası olmadı. Ama Türkiye'nin yaşadığı sorunların bizzat anayasadan kaynaklı olduğunu düşünmek yanıltıcı olacaktır. Çünkü kötü gibi görünen kurumlar demokratik ve özgürlükçü iradelerin elinde çok iyi iş görebilirler. Veya tersini söyleyelim, çok iyi tasarlanmış kurumlar fevkalade otoriter yöneticilerin elinde son derece kötü performanslar sergileyebilirler. Somut bir örneğini yaşıyoruz. Biliyorsunuz burada bulunanların pek çoğu yetmez ama evet cephesi. Hepimiz HSYK'nın yeni yapısının üstelik batılı standartlara uygun olduğunu ekranlarda belirttik ve bu yapıyı savunduk. Gördüğünüz gibi ortaya çıkan yapı tam bir hüsran oldu. Demek ki kurumlara bu kadar ümit bağlamak yerine zihinlerimizi değiştirmeye çaba sarf etsek daha doğru olacak diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.